Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Hoş geldiniz. Aslı ablanı unut diye heyecanlıyım ben şu anda. Aslı ablanı diyeceğiz, Aslı ben diyeceğiz. Ben abla demek zorundayım, Aslı diyemiyorum kendisine. Hayır olur mu ya, ablam denir mi ya? Ablam! Kurban olan sana. Ablam, konuğum benim. Bu arada çekiyor mu abi? Başladı mı? Ben, bir dakika. Giriş yapabilir miyiz? Şu arkadaki ışık var ya, geçen bölümde şurada duruyordu. Neden arkaya geri gittiğini biliyor musunuz? Ne? Aslı ablam öyle istedi. Arkada olsun o ışık diye şey. Çok önemli birinin sivilcesi parlıyor diye ablam. Onu buraya almak zorunda ablam. Kaldık. Ablam! Ablam! Sokak röportajları.com Bir dakika, bir sorarsan giriş yapacağım ablacığım. Sokakröportajları.com'dan herkese merhaba. Yanımızda bugün Türkiye'nin önemli, bence çok sevilen, çok takip edilen yazarlarından Aslı E. Perker var. O E'yi özellikle söyledim çünkü sen bütün imzalarında o E'yi kullanıyorsun. Her yerde var. Yani, o öyle, niye öyle oldu ben bilmiyorum aslında. Yani o Erekul, Erekul benim soyadım. Ha. Yani babamın soyadı. Ama Perker şimdi evlenince güzel bir soyad ya. Evet, çok rahat söylenmesi. Evlenince güzel. Öncesinde kötü. Öncesinde. Evet. Alınca sevdim. Alınca çok güzel. Ya yani şimdi düşündüm hangisi daha kullanışlı? Hı-hı. Yoksa aslında Erekul da hani devam edebilir. E'nin E'si kullanışlı. Perker'in bütünü kullanışlı. Bütünü kullanışlı. Aslı abla diyorum çünkü benim kuzenim Aslı ablam aslında. Hoş geldin sen yap Aslı abla. Yaptın ama sen. Neden bilmiyorum sen de yap. Ben de ama... Aslı ablasına. Bence herkes Aslı ablanın merhaba desin. Bir merhaba desin herkes. Ben kibarlık şu, yapmak istedim. İzin merhaba yani. Diyeyim mi? Ben Aslı'yla ilgili şey söyleyeceğim. Ben Aslı diyeceğim. Daha rahat. Ama ilk tanışmamızda bu bizim 3. 4. karşılaşmamız. Onun da anısı i̇lk çok tanışmamızda çok kötü 2 tane pot kırdım. Sonra evet. Toparlayamadım. Dedim bu kadın beni hiç sevmedi. Dedi bana. Ama sen de demiştin. Oje ki nasıl ablanın? Hayır. Dedim. Şöyle bir şey oldu. Demişimdir de ben o kadar unuturum ki her şey. Dedi, dedi. Geniş haldeyiz ya. O yüzden ben de konuşmaya korkuyorum. Ne yine yanlış bir şey yaparım da. Söyle, çok biz senin karşına heyecanlanıyoruz ya. Vallahi billahi. Bir de bu arada sen ya. Bizim ilk kadın konuğumuzsun. O kadar da yani. Aileden biri olsun istedik o yüzden. Ama bana kelime batar, ben yazarım. Bana çok batar yani. Bana kelime batar ya. Bana kelime batar. Kadınsı, bayanlı, öyle bir yerde. Bayan dediysen kesin batar. Bir yerde çok iki kere, bir de arka arkaya. Sen benim ablama nasıl öyle şeyler sen çok anlıyorsun. Ya sen nasıl bir insanmışsın? Orada zaten laf koydu, öyle bir baktı ki ben bittim zaten. Ondan sonra var ya, Aslı ablam bir laf koyar, bak. Kadından yanmaz, öyle söyleyeyim sana yani. Öyle de bir insan. Sana üzülüyorum diyecektim ya. Ki bize kendini kısaca anlatır mısın diye. O var. Kemal sormak ister çünkü biz Kemal'le aile muhabbeti yapmaktan aslında benim ne iş yaptığımla ilgili ne oluyor ne bitiyor bir şey bilmiyor Kemal. Konuşmuyoruz yani öyle şeyleri konuşmuyoruz. Çünkü ben normal hayatta da habire böyle kitaplardan, edebiyattan falan. Uzak. 4 kitabım var. 23 dile çevrildim. Bunun dışında gazetecilik yaptım. Yani bildiğiniz işte... Eskiden Yeni Bin Yıl vardı. Radikal, Aktüel, Sabah, bütün bunlarda çalıştım. Röportörlük yaptım. Amerika'ya taşındım 2001'de. 10 yıl Amerika'da kaldım. 2011'de geri döndüm. Senin yan apartmanına taşındım. Abla ben ev arıyorum falan dedim. Neredesin? İşte şuradayım, buradayım. Yeri söylemiyoruz bu arada. Ondan sonra. Geldim, baktık eve bayıldım bilmem ne falan. Geldim, işte evde internet yok. Lan ne yapacağız, ne edeceğiz? Wireless bir aç. Aslı. Perker yazıyor. Yapıştım oradan. Bir sene falan hiç çıkmadı. Ablacığım ben bugünlük kullansam bak yarın gideceğim falan bir sene falan herhalde. Şöyle şeyler oluyordu mesela. Aslı ablanla evleniniz ne kadar yakın diye soruyor ben annemler. Onun varisini kullanıyordum. Böyle anlatıyordum ya yakın. Evin ne kadar yakın oldu böyle. Balkondan benim sana sarma indirmişliğim sarma de var. Sarma indirmişliğim de var. Evet evet. Tabii aynen, çünkü aynen. Yan yana balkonlar. Amerika'da ya da bir çeviri geçmişin var orada da yaptığın. Orada evet. Yani şimdi biraz şöyle ben Amerika'da New York diyelim bu arada. Şimdi Amerika başka, New York başka. Ben New York'ta Forrest Gump gibi takıldım bir kere. Yani ne iş olsa yaptım. Çok çok değişik işler yaptım. Böyle yaptığın en ilginç iş hangisiydi? Çorap seçmek mesela. Çorap seçmek yani benim bir patronum vardı. Çok acayip. Şimdi bu Türkiye'den Amerika'ya geldi. Çok zengin bir adam. Ameliyat olacak. Çevirmene ihtiyacı var. Ben de bir çeviri bürosunda çalışıyordum. Aradı, ben denk geldim. Biz zaten kadın istiyoruz dedi, ailecek geliyoruz dedi. Ailecek gelmişler, adam ameliyat olacak ama niyetleri Amerika'da kalmak. Hiç İngilizce bilmiyorlar. Ben bütün aileye yardımcı olacağım her konuda. Ev bulmak, çocuğu okula yazdırmak, çocuğun projelerinde ödev yapmak da dahil oldu buna. Böyle başlamadı bu iş. Sonra bu... En son çorap seçiyordum ben adama. Ama adam Seinfeld'de vardır. Siz onu biliyor musunuz? Mr. Pitt vardır. Ona bir türlü çorap beğendiremezsin. Ben onu aynen yaşadım. Diyorum ki bak
Bak bu çorap var diyorum. Beyaz uzun. Bu çorap beyaz istiyor. Orası kesin. Beyaz uzun, beyaz kısa. Bu mu? Bu mu? İkisi de değil. Ya ne o zaman? Başka bir şey yok. Alternatifi yok yani. Çocuklara bakmaya başladım. Bakmak değil şöyle aslında. Çocuklara ders çalıştırıyordum. Okuldan alıyorum, eve getiriyorum ve ders çalışıyoruz. 5 saat göya. Baktım ki çocuklar aç. Kafa çalışmıyor. Anne baba hiç evde yoklar ve yemek zaten Amerika'da yapılmıyor. Ya ben bari size bir şeyler yapayım, önce yiyelim ondan sonra çalışalım derken aileye yemek yapmaya başladım. Ama zaten çok seviyorum yemek yapmayı. Yemek yapmayı zaten çok seviyorum. Zaten bir tane kitabın adı Sufle. Sufle tamamen mutfakta geçen bir kitap. Şimdi bana yardım et raflarda en son kitabın. Evet, son kitabım Eylül'de çıktı Everest'ten. Bana yardım et. Türkiye'de en sevdiğin ünlü kim? En sevdiğim ünlü, bir dakika, Türk. Kutlukan Perker. Kutlukan Perker. MK Perker'in penguen, eski penguen çizerlerinden MK Perker'in de eşi aynı zamanda. Evet. Aslı ablam. O da buraya gelecek. O da buraya gelecek. O buraya gelecek. Ve şimdi yeni bir serüven var. Ondan da kısaca bahset. Ondan sonra sorularımıza geçelim. Kutlukan'ın serüveni. Evet, Kutlukan ama senin de içinde aslında daha iyi olacak. Tabii yani, çünkü evli olunca herkes herkesin işine bulaşıyor zaten. Kara Karga diye bir yayın evi kurdu Kutlukan. Hı-hı. Oradan çizgi romanlar çıkıyor. Ben de aslında zaten Daniel Close vardır mesela, çok ünlü bir çizgi romancıdır. Ben Kutlukan'la tanışmadan önce çizgi çok severdim ama onunla tanıştıktan sonra daha çok meraklısı oldum. Çizgi romanı çok sevdim. Amerika'da da çok keşfetme fırsatım oldu. Daniel Close çok önemlidir. Underground bir çizgi roman ustası. Onun birkaç şeyini de ben çeviriyorum şimdi. Çizgi romanı ben çeviriyorum. Mesela onlar çıkıyor. Bir de Kara Karga dergi var. 1 Nisan'da çıkacak ki fenomen bence. Yani çok çok İçinde güzel çok olacak. Çok fazla sayıda çok önemli yazarın, çizerin olduğu, evet, piyasadaki o boşluğu doldurabilecek nitelikte bir dergi geliyor Kara Karga. Evet. Onu da mutlaka 1 Nisan'dan sonra bayilerde arasınlar deyip başlayalım bakalım kaç tane. Kaç tane giderse hiç fark etmez. Heyecanlı bana veriyorsun sorunu. Aldım sana. İnsanlığa verecek 3 önerin. Okumayı ve okutmayı kesinlikle öneriyorum. İkincisi, bir avuç toprak bile olsa oraya gidip toprakla uğraşmayı öneriyorum. Biliyorsun benim çok Koça'da sevdiğim çok uzun şey. Süre kalıyorsun biraz. Ben evet yani 3 ay en az yılda kalıyorum. Ve yani Foça'da gerçekten böyle bahçeye giriyorum, 3 ay neredeyse o bahçeden çıkmıyorum. Üçüncüsü de ön yargıdan kurtulmayı gerçekten öneriyorum ama bu böyle şey olmasın yani, ön yargısız olun değil. Ya gerçekten bir şey olduğunda, bir olay olduğunda bir dakika, hadi yani yarım dakika durup düşünmeyi öneriyorum. Evet. Telefonunuza gelen son mesajı okur musunuz? Barclays Center'dan gelmiş. Okur musun? Okur musun gerçekten? Barclays Center'dan gelen son. Bilgi, değerli müşterimiz, Ege mutfağının gizli kalmış lezzetleri, Ege otlarını aa! İşte daha ne olsun, bu kadar mı denk geliyor? Ege otlarını makro center'larda sizlerle buluşturuyoruz vesaire vesaire. Şimdi bu çok önemli bir mesele yani. İyi ki de ben buna bakmazdım. Bunu direkt silerdim. İyi ki de okudum çünkü İtibar yani ot bulamıyoruz ya. Halbuki benim mesela ben abla küçük çocuk. Burayı kesip caps yaparım. Yapanlar. Bulamıyoruz bu araya. Bak buralara gelmiş yok. Bak buralara var. Move it. Get out the way. Get out the way bitch. Get out the way. Ebeveynci var. Şevketi Bostan var. Bunları yumurta kırırsın. Evet, çok tabii. Kırırsın. Yani çok güzel olur. Arap saçı var. Çok Arap saçı var. Çok var canım yani. Ben sana bir ilgileyim, bana böyle otlu yemek yap ya. Ya otlu yemek yapmak değil ki mesela, otu bulamıyorsun. Bak ama Makro Center'a gidecekmişiz. Makro Center'dan gideceğiz aslında işte şimdi. Bir de reklam alalım. Reklam yaptı gerçekten, iyi oldu. Böyle teşekkür edecek. Peki. Dükkanı yıkarlar. Yıkarlar. Aslı E. Perker bugün bizim konuğumuzdu. İlk kadın Onur konuğumuzdu. İlk kadın konuğumuzdu. Kendisini çok seviyoruz. Okumaya devam ediyoruz. Kitaplarını gidin alın bulun. Kara Karga 1 Nisan'da çıkacak. Bütün başlıkları sonda tekrar söyleyeyim dedim. İyi ki geldin. Seviyoruz seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Her zaman böyle anlatıyor. Bırak kalsın abi. Bırak kalsın. Kıskanıyor seni bak, o. Bak, o seni kıskanıyor. Her türlü pisliği yaparım, anlatır ya. Beni çok kötü anlatıyorsun.